Kanserin evreleri konusunda da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi hücre bozuldu ve kanser oluşmaya başladı. Sadece çıktığı yerde olabilir bu. Yani memede çıktı, sadece memenin içerisinde yer aldıysa bu erken safa. Evre 1 diyoruz buna. Ama evre 4 dediğimizde uzak organlara sıçramış olmasını metastaz ifade ediyor. Dediğiniz evet. O. Her kanserin evrelemesi farklı. Akciğer kanserinin evrelemeleri farklı, meme kanserinin, ama genel olarak evre 1 demek tümörün, kanserin bulunduğu yerde sınırlı, çok yayılmamış olduğunu ifade ederken, evre 4 demek başka organlara sıçraması demek. Ama şunun özellikle altını çizmek istiyorum ben. Şöyle bir algı olmasın. Evre 4 denildi. Gittik doktora, tahliller yapıldı. Evre 4. Aman Allah'ım, bu artık çok her yayılmış. Şey bitti mi yani? Her şey bitmiş demek asla değil. Kesinlikle bunu bir kere bilgi Peki, olarak bu atalım. Aşamada bile eğer kesinlik yoksa iyileşmez bizim... diye bir şey yok. Yani evre 4 tümör iyileşmez, çok büyük, çok yayılmış, artık yapacak bir şey yok demek asla değil. Bir hayli ilerlemiş olduğunu düşündüğümüz bir evreden bahsederken siz dediniz ki hayır, hiçbir şeyden umutsuz olmayın. Kesinlikle. Kanserle mücadelede kesinlikle bir kere şunu akıldan hiç çıkartmamak lazım. Ben bu hastalığı yeneceğim diye mücadeleye başlamanız lazım. Evet, tedavi teknikleri var, işte kemoterapi var, radyoterapi var. Bunların hepsinin zaten kanserle mücadeledeki yeri ortada. Fitoterapi var. Ama öncelikle biz, yani kişi olarak diyeceğiz ki ben bu hastalığı yeneceğim. Bu çok basit bir örnek vereceğim size. Futbol takımlarını düşünün. Ya işte falan takım, Fenerbahçe çok güçlü bir takımdır, İşte biz Anadolu takımıyız, yenemeyiz, yapamayız der. Maça öyle çıkarsanız veya işte Avrupa takımları, ya Avrupa takımlarını biz yenmemiz mümkün mü falan gibi baştan maçı kaybeden bir psikolojiyle çıkarsanız, o azmi eğer taşımazsanız, o heyecanı taşımazsanız, bir anlamda o amatör ruhu taşımazsanız zaten maçı kaybedersiniz. Pek çok hastalıkta bu böyle. Her şeyde böyle, kanserde bu daha da önemli. Yenme isteği, arzusu, inancı, ki hakikatte böyle, bu yenilemez bir hastalık değil. Buna inandığınız zaman bunu size en büyük şeyi de biliyor musunuz? Bu moral, bu motivasyon sizin bağışıklığınızı çok güçlendiriyor. Bağışıklık sistemi kanserde yenmemizde, kanseri yenmemizdeki en önemli silahların başında geliyor. Vücut daha çok direniyor. Kesinlikle. Bakın, slaytları gösterebiliyor muyuz? Tabii tabii hocam. Şimdi bakın, burada bir hücre var. Kanser hücresi. Mavi hücre de bizim bağışıklık sistemimiz. Buna saldırmış, yakalamış, tespit etmiş. Ne yapacak? Bunu öldürecek.